Ligin 9. haftası. Kendi sahamız gibi gözükse de aslında 9. oynadığımız deplasman maçı. Neticesinde 2-2 ile aldığımız bir beraberlik. Mutlu etti mi? Çok mutlu etmedi samimi olarak gerekirse. Şimdi öncelikle maçı kısaca bir değerlendirsem aslında biraz daha farklı bir oyun oynamayı düşünmüştük maç öncesinde planlarımızda. İlk yarı olarak baktığında üretemediğimiz, aslında topun bizde olduğu kısımları kötü oynadığımız. Kayserispor'un ise bir iki tane ürettiği pozisyon neticesinde bulduğu gol. İlk yarı böyle girdik. İlk yarı kazanmayı açıkçası net konuşmak gerekirse çok hak etmedik. İkinci yarıya bazı oyunun içinde de değişiklikler yaparak başladık. Ön alanda biraz daha agresif olup baskılar yapıp amacımız kazandığımızda toplarla üretmekti. Topun bizde olduğu kısmı ikinci itibariyle daha iyi oynadık. 60'a kadar bulduğumuz 2 gol, 2-1'i yakaladık. Sonrasında maalesef oyunu tam tutamadığımız bir bölümde korner sonrası yediğimiz penaltı ve 2-2'ye gelen bir oyun. Sonrasında da bizim daha net pozisyonumuz var. Rakibimizin de vardı bir tane pozisyonu. Direkten dönen topumuzun olduğu. Karşılıklı pozisyonlarla geçen bir oyun. İstatistiklere baktığınız anda her iki tarafa da gerçekçi konuşmak gerekirse birbirine yakın istatistiklerin çıktığı, oyunun da oyunda kalma, topa sahip olmalardan, şutlardan, ceza sahası içinde buluşmalara kadar birçok şeyin dengeli geçen bir maç. Genel olarak maçın özeti bu. Ama ben burada iki konu üzerinde biraz daha hem kamuoyunu bilgilendirmek hem de size bilgi vermek istiyorum. Bir, evet ben Ümraniyespor'un teknik direktörüyüm. Ümraniyespor ligimizin bütçe olarak en küçük bütçeli ikinci takımı. Alt ligden çok zorlanarak, çok emek vererek geldi. Biz bu ligde sahne alıyoruz. Görevimiz, misyonumuz, benim teknik adam olarak misyonum da şu. Ligdeki modern oyunları da kullanarak, geliştirerek hem oyuncuları geliştirmek hem ligin kalitesini arttırmak, oyuna değer katmak. 9 haftayı itibariyle kamuoyundan bize gelen bilgiler, hatta istatistik şirketlerinin ortaya koyduğu veriler ki örnek gol beklentisinde 5. sırada olduğumuz bir ligde en çok hücum bölgesinde top kazanan bir takım olmamıza rağmen 19 şu anda 19. sıradayız. Yani istatistiklerle aslında bulunduğumuz konum birbirini yansıtmıyor. Ya bunda en büyük handikaplardan biri de 9 haftanın dediğim gibi deplasmanda oynamamızda bir sebep. Oyuncularımızın birçoğu bu ligde ilk defa sahne alıyor. Gelişiyorlar. Onlar da bu lige alışıyorlar. Birçok handikapla şu ana kadar geldiğimiz, şans faktörüne inanmam, mazeret de üretmem ama istatistiki veri olarak maalesef bu istatistiklerle şu anda burada olmak beni bir teknik adam olarak üzüyor. Ülkemizde tabii birçok maçtan sonra hakemler üzerinde yorum yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Burak Hoca çok kötü maç yönetmedi, onu ne söyleyeyim. Bir penaltı pozisyonu var, daha bakmadım ama hakem üzerinden hiç oyunu okumadım. Haftalar öncesinde, dün bazı meslektaşlarımı dinliyorum. Oyunun oynanmayan dakikalarıyla alakalı ki ben 4-5 haftadır burada hepiniz şahitsiniz. Bu konuda tabiri caizse yırtınıyorum. Neden? Oynanılmayan süreleri maçlarımızda kim tutuyor arkadaşlar biliyor musunuz? Yan hakemler. Bir yan hakemin oynanan oyun sırasında pozisyonlara konsantre olup bu süreleri objektif bir şekilde veyahut da kolay bir şekilde tutma şansı yok. Bununla ilgili net bir öneri getirdim. Ben bunu 5 hafta öncesinde söyledim. Lütfen var var, avar var. Avar hakemlerimiz masa başında oynanmayan sürelerle alakalı en azından kendileri de tutup çok net bilgi verebilirler. Geçen haftadan önceki hafta Kasımpaşa maçı gene oynanmayan süreyle maçın hakemiyle alakalı hiçbir şeyim yok. Suat Arslanbağ kötü maç yönetmedi. Artık ekibime de tutturuyorum. 10 dakikalık uzatmayı 5 dakika kalkınca bu değil, bu değil, bu değil, yeter, yeter artık diye ki dudağımdan da okunuyor. Orta sahaya kadar geldiğim için hayatımda iki defa kırmızı kart gördüm. Bunu biraz kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bir bu. Ve iki, önerim net. Hak geçmesin. Dördüncü hakemlere de maçtan önce söylüyorum. Ne kadar dakika varsa oynatın. Lehine aleyhine değil. Ben X, Y, Z camialarda, büyük camialarda önde oynadığım anda dakikalar 8, 9, 10 kalkabiliyor. Ama ben mağlup olduğum Adana Demir maçında 6 iken 4, mağlup olduğum Trabzon maçında 10 iken 5, Kasımpaşa maçında 10 iken 5, 6 kalkabiliyor. Bugün için söylemiyorum. Bu önerimi dün bazı meslektaşlarımın çırpınışlarını duyduğum için ben haftalardır söylüyordum. Şimdi onlar da başladılar. Bunu bir öneri olarak getiriyorum.
Bunu bilsinler. Kırmızı kartımla ilgili alakalı yorum da budur. Şunu da ne söyleyeyim? Madem gerçekleri konuşacağız, bu ülkede insanlar, hakemlerimiz de insanlar, yaptıkları işe saygı duyuyorum, dünyanın en zor işlerini yapıyorlar. Ama maalesef ve maalesef büyük camiaların baskısında ve hatta siyasi olarak güçlü camiaların etkisinde kalıyorlar. Onlardan sonra sohbet ettiğimde ben onlar lehine bir tane aleyhine yaptığımda haftalarda maç alamıyorum hocam diyorlar. İlk 8 haftasıyla alakalı bir istatistik. Lütfen bunu paylaşın. Kamuoyunu bilgilendirin. İlk defa bu ligde yer alan Ümraniyespor. İlk 8 haftada hakem hataları sonucu en fazla puan kaybeden takımlar ve en fazla puan kazanan takımlar. Veriler kamuoyundaki 8 hakem yorumcusunun değerlendirmeleri neticesinde çoğunluk kararı dikkate alınarak bir algoritma ile oluşturulmuştur. Yani 8 büyük hakem yorumcusunun kararlarının algoritma neticesinde şu ana kadar 8 haftada en çok puan kaybeden takımlar. Paylaşayım mı sizle? 7 puan. Ümraniyespor. 6 var mı? Yok. 5 var mı? Yok. 4 var mı? Yok. 3 var mı? Sivas Galatasaray. Kazanılan puanları da isterseniz sonra paylaşırım size.